acting like a pro. Baby, let's go. Evet, günaydın. Şu an sabah körü kalktım ve direkt bilgisayar başında oturup bu videoyu çekmek istedim. Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte. Evet, 17. sezon sonunda Fatih olduk. Dün yayında biliyorsunuz başımıza değişik değişik şeyler gelmişti. Yayını biraz erken kapattım ama mobilden gidip kastım. Ve Fatih'imizi olduk. Şu anda ben 17. sezon Fatih'im. Gece 270'te bıraktım. Sabah 400'de falan kalktım. Bu büyük ihtimalle gece 3'te falan 450-470 arasında Fatih olmuştur. Hani bu sezon zaten herkes biliyorsunuz. 3. şans tekliğe falan filan çöktü. Bir de şunu da söyleyeyim. Videonun sonunda aranızda rankasın arkadaşları özel atlamanız gereken yerleri göstereceğim. Fakat hani bunu herkes neredeyse bileceği için bir tık daha dikkatli oynamanızı öneririm. Çünkü mesela benim atladığım yeri sen öğrenince sen de öğrenmiş oluyorsun. Sen de atlıyorsun falan filan. Oraya artık bir iki kişi daha gelebilme ihtimali var. Onu da söyleyeyim. Ve ayrıyetten ise yılanlamakta. Bak, yılanlamakta sıralamaya girmesin. Beni görmek isteyen varsa tekliğe geliyor abi. Hayatta kalmaya dokunuyor. Burada dün akşam 36'ydı, 38'e düşmüş. Şuradan 38. sıraya gelirseniz eğer yılanlayan bir Texanfor göreceksiniz. Evet. Burada zamanında sezon 12'de 5N'de rekorum benim 67'ydi 5N takımında. Şimdi 38 olmuş, bu daha iyi. Peki ben nasıl kastım, siz neye göre kasmalısınız falan filan dersek, zaten kanalda 100 tane rank kasma taktiği var. Duruma göre hepsini kullanıyorum ben. Ama özet olarak geçmek gerekirse şu anda Fatih puanı anlık olarak bu. Siz bu videoyu eğer ki kaç gün ileride izlerseniz, ya diyelim şu an siz bu videoyu ben bugün attım ya, yarın izlerseniz Fatih 30 puan da isteyecek. Çünkü herkes şu an 3. şans teklik asıyor. Hatta 5N tekliği bile as yapmışlar. Nasıl yaptılar hiç bilmiyorum. Orası hani puan vermeyen bir yer. Herkes olduğu için artık orası bile puan vermişler, yaramamış. Mesela şu an 4.364, tamam mı? Bu gece eğer ki Fatih'e kastık arkadaşlar varsa as 2 olmaları gerekiyor. Yarın as 2 30, ondan sonra as 2 60, sonra yine as 3. Hani 3 günde bir yıldız atlıyor, bildiğiniz S'ye döndü bu olay. 3. şans takımlıya döndü. Ha birazcık da ona göre yavaş, o günde bir yıldız artıyor, bu 3 günde bir tane artıyor. Bu sezon hani herkes geldi buraya çöktü. 5N olayına gelirsek, bakın sizlere bunu direkt olarak göstereyim. Geçen sezon, tamam mı, buraya gel, hani bir hafta 10 gün falan sadece elmas görebilirsin. Kimse Fatih olamaz. Ama bu sezon işte dedim ki 5N tekli de sezon sonuna kadar as olun, Fatih olun. Ne oldu? Herkes bunu duydu, gitti biraz da oraya çöktü, baktılar. Şimdi bakıyoruz abi, öyle bir söz kalmadı. Şu anda mesela as olan herkes Fatih. Fakat nereye kadar gider bilmiyorum. 100. kişiden eğer 100 puan düşürürseniz, ortalama olarak düşürürseniz Fatih olma puanınızı hesaplayabilirsiniz. Fakat şu an 3N tekli de sezon başı artı her herkesi çöktüğünü de varsayarsak, yani mesela 100 sıradaki adam 4418, ben ise 4365'im ve sıralamam 398. Ben gidip şu an mesela 35-53 puanda kasarsam ilk 100'e giriyorum. Siz bunu ortalama 100 puan olarak alın, çünkü bu değişiyor, azalıyor, artıyor. Hani bir de hepiniz çöktüğünüz için tekliğe, o yüzden burada birazcık değişiklik oluyor. Takımlı zaten hiçbir zaman size rank kasmanızı önermiyorum. Yani takımlıya bakarsanız şu an 5400 puan istiyor. Bu da oluyor ki bugün itibariyle, yani sezon 11-12. günü falan, tam hatırlamıyorum, 19'da başlamıştı. Bugün aynı 31'e, aynen 12 gün oluyor. 12 günde 12 yıldız arttırmışlar hani Fatih Ligi'de. As Ligi'ye 12 yıldız yaparsanız eğer burada Fatih olabiliyorsun. Ya kısacası benim önerim, eğer Fatih'e kastak arkadaşlar varsa, ben zaten biliyorsunuz 5'ten 7'ye kadar yayında kasıyorum ve bu sezon KDM birazcık düştü. Sebebi ise, bak abi, olayı size direkt anlatayım. Siz tercihinizi yapın. Bu videoyu mesela şu an burasında işte saniyesi kaçsa alta aşağı yaz, yanına da şey yaz işte. Pusardım, öldürürdüm. Bak şimdi son alandasın. 40 kişi var. Oyun sana bu arada bir maçta, yani bot atmıyor, 10 maçta atarsa pivot falan atıyor. Bazen 2 oluyor, o kadar. Hani maç başı bot bile gelmiyor size. Maç sonu alanda 40 kişi var. Eğer ki bir kişiye ateş edersen, bak bir kişiye ateş edersen
Geri kalan 39 kişinin gözü sende olacak ve sen orada öleceksin. Kararı sen seç. Hani ona sıkar mısın yoksa diğer 40 kişi gibi sen de orada yılanlar mısın? Ben mesela son alanda buggy ile alanda geziyorum abi, yatsam yere vuruyorlar. Mesela diyelim Sislava ise en çok Sislava oynuyorum zaten. Hani Sislava falan gelmediğinde lobi yapıyorum, bir daha giriyorum, lobi yapıyorum, bir daha giriyorum falan filan. Sislava daha avantajlı oluyor. Uzak mesafe sizleri kimse göremediği için daha güzel, daha kolay bir şekilde yılanlayabiliyorsunuz. Ve ben bu sezon hani full eğer mobil maç yapsam 150 maç maksimuma Fatih'tim. Fakat emülatörde de yayında da rank kastığım için burası 216 oldu. Hani normalde mobil bir oyuncuysanız Fatih olmak için maksimum 150 maç gerekiyor. Ama ben işte emülatörde yayında falan kastığım için 216 maça doğru getirdik. Bu arada bir de ben reklam yapayım. Popülerlik atmak isteyen arkadaşlar varsa 512-576-020 numaralı ID'den bana popülerlik atabilir. 2 milyona son 25k kalmış. Hani atıp destek olmak isterseniz beklerim. Şimdi sizlere oyuna geçeyim. Rank kasarken nerelere atlamanız gerekiyor, kısaca onu da birazcık göstereyim. Şimdi mesela ben bir tane maça girdim, tamam mı? Fark etmez, bu benim yerime siz olun. Maça girdiniz, mesela uçak diyelim ki, örnek veriyorum, buradan geçiyor. Bak, genelde herkes ne yapar işte? Bakayım mı? Gerçi genelde kim daha yapar bilmiyorum ama ben kendi yaptığımı söyleyeyim. Mesela bu uçak böyle geçiyorsa benim en çok kullandıklarımdan biri, kendi özel taktiğimi paylaşmayacağım. Çünkü eğer oraya gelirseniz ben bol bol eksi yerim. Benim kullandığım iki yer var. Haritada onları kesinlikle göstermeyeceğim. Onu şimdiden söyleyeyim. Ama o iki yer hariç gittiğim yerlerde var tabii ki de, onları göstereyim. Mesela bu uçak böyle geçiyorsa, tamam mı? Bak şimdi, uçağa bindiğinde atla yazısı çıktığında, şu tümünümü kapatayım, şimdi Arap konuşmaya başlayacak. Atla yazısı çıkıyor ya, eğer ki o atla yazısı çıktığı an, paraşütü aç yazısı çıkıyor yani, o çıktığı an basarsan paraşütü aça, seni 3 kilometre civarı uçurabiliyor ve tek yapman gereken düz giderken paraşütü açık bırakmak. Peki nasıl olacak, şimdi ben sizlere göstereyim. Mesela diyelim şu an bu rank maçı olsa, ben rank asıyor olsam gideceğim yer şurası olurdu. Bak, burasının lütfu baya baya güzel ve 2700 metre. Başkaları araçla gitmeye falan çalışmaz çünkü der ki burası çok uzak, araçla madem o kadar gideceğim, gideyim iyi kötü bir loot yapayım, tamam mı? Buradan atlıyorum ben şimdi, bekliyorum. Bakın, sağda bir tane paraşütü aç yazısı çıkacak, onu bekleyeceğim. Çıktıktan sonra direkt basacağım, çıktı ve bastım, paraşütümü açtım. Daha sonrasında ise kafanızı ileriye doğru giderken bırakmanız gerekiyor, yoksa paraşüt direkt aşağı olarak gömülüyor. Ve bundan sonra mesela ben mobildeyken bol bol böyle yapıyorum. 2700 metre oraya kadar gidiyorum ve orada rahat rahat lootumu yapıyorum. Eğer alan oradaysa, orada da bir 3 katlı var bu arada, gidip onun da çatısına yatabilirsiniz. Örnek verdim, mesela bu alan böyle gitse benim gideceğim yerlerden birisi bu olurdu. Diyelim ki uçak şöyle falan geçiyor, işte herkes solda, tamam mı? Bak, şöyle bir uçak geçiyor, uçak solda, herkesin gözünde ne olur abi, işte ben sağa gideyim sol taraf adam olur. Ha, şimdi bu kısma geldiğinizde, tamam mı, geleceksiniz. Bak, şurada mesela şu ev ya da şurada işte böyle ikili üçlü evler var, tamam mı? Kimselerin gelmeyeceği yerlerden birisi buralar. Mesela bak, şuradaki ev daha güzel olabilir fakat buraya bir tık gelme ihtimalleri var. Hani atlayacağınız zaman bak, 1-2 lootlayın ki, mesela ben şöyle örnek vereyim abi, kendi gittiğim pustuğum yerden örnek vereyim. Bazen kaskım olmadan pusuyorum, bazen yeleğim olmadan pusuyorum. Amacım ise eksi yiyeceksem de az yiyeyim. Hani erkenden gidip sen bir yere gidersen, ya işte diyelim kaskın yok, loot aramaya gidersen ne olur? 100 kişi bir haritada yılanlıyor. Hani gittiğin ev eğer doluysa, İşte o senin ölümün demektir. Mesela benim kendi yaptığım olayı söyleyeyim sizlere. İlk 4 alan falan girmiyorum ben. Alan dışı gidiyorum, 40-50 bandaj buluyorum, 4 kitimi buluyorum, 7-8 de içecek buluyorum. Ama bunları alan dışı olduğum zaman, hani direkt yapmıyorum. Mesela alan dışı oluyoruz, alan kaparıyor ya, ben o saatte sonra mesela gidiyorum, yakınlarımdaki evlerden hafif hafif arıyorum. İlk önce bir gittiğim evin etrafında şöyle bir araçla mesela dönüyorum, adam var mı yok mu? Hani eğer ki dindikten sonra evden bir ses çıkarırsa adam, o buggy'e binip tekrardan kaçmanız zor olur. Tamam, İyi bir oyuncuysanız alırsınız ama mesela benim cihaz J7, hani son alanda 5 FPS. Ateş etsen sprey gitmiyor. Mesela mobilden rank kasan arkadaşlara da önereceğim iki silah var. Uzi artı M4. Kar98'i, M24'ü falan filan boş verin. Bir AVM görürseniz onu alın da. Onun harici hani hepsini boş verin. Uzi'yi fullerseniz MK14'ten daha güzel bir silahtır. Hani ben J'de cidden diyorum bak, 5 FPS'de MK14'te adamı öldürdüğümü biliyorum bu sezon. Hani o yüzden benim önerim, gidin ve Uzi artı M4 oynayın. AKM'yi sakın kullanmayın. Bak, cihazınız kasıyorsa AKM'den uzak durun.
Scar'dan uzak durun. Çünkü o silahlar FPS'e dayalı bir silah ve sizin FPS'iniz yüksekse eğer daha akıcı oynattırıyor. Bakın, hiçbir şey yapmadan geldim buraya. Benden önce gelen olur mu? Olmasının tek bir ihtimal var. Adam araç bulacak da buraya kadar binip gelecek de falan filan. Zaten o adam araç bulsa gider büyük yerleri lootlar. Ya o kesinmiş yani. Geldim buraya, çöktüm, tamam mı? Bu arada benim hassasiyetleri yapmamıştık. Onu da hatta göstereyim buradayken. Bakın, bu da benim J7 Prime hassasiyetlerim. Kullanmak isteyen arkadaşlar varsa öneririm. Kodunu isteyenler de varsa şöyle kodu sizlere göstereyim. 3 parmak olarak kullanıyorum. Böyle ekranda kod da var. Hani bu benim J7'de kullandığım ayar mesela. Şu an hassasiyetim acayip yüksek. Şimdi mesela geldin, looter yaptın, tamam mı? Bakıyorsun 2 kilometre alan var. İşte bak, dediğim olay bu. 8x falan vardı. Hayırdır PUBG? Bak mesela olay şu. Burada geldin, diyelim ki burası alan. Gelirsin bu çatıya, yatarsın. Daha sonrasında ise peki ne yapman gerekiyor? Gelelim o kısma. Şimdi buraya yattın, bakıyorsun alan 2 kilometre. Bu arada ilk önceliğiniz bir tane araç bulmak olsun. Eğer alan dışı kalacaksınız, yoksa başınızda bazen alan dışı ölmek gelebilir. Ama benim gittiğim loot rotasyonunda mesela araba çıktığı için benim böyle sıkıntım olmuyor. Birkaç kere oluyor. Buggy'den de elinizden gelince uzak durun diyeceğim. Fakat işte buggy'ye mahcup kalıyorsunuz. Gidiyor gidiyor takla atıyor ya. 2-3 kere bu sezon onun yüzünden alan dışı öldüm. Şimdi mesela alan böyle, tamam mı? Başka yere, eğer bu evden başka bir yere loot yapmaya gideceksen yapacağın şeyi söyleyeyim ben sana. Alan geliyor, kapanıyor, tamam mı? Buraya kadar bir kapandı. İşte herkes dedi ki ilk alan zaten yakınmış, ben eksiği yemem, giderim köşesinde bir yerde pusarım. Sonra siz gidiyorsunuz, bak buradan çıkıyorsun, şu benzinliği lootluyorsun. Daha sonrasında geliyorum, bu 3 evi lootluyorum. Burada bir hangar var. Rotasyonu sileyim. Şurada bir hangar var. Burayı lootluyorsun. Sonra geliyorsun, burayı lootluyorsun. Sonra şurada bir tane mağara var. Hani sen mesela bu evde olsan benim yapacağım rotasyon aynen bu şekilde olur. Ondan sonra orayı lootladık. Şuradaki mağaraya girdik. Buraya geldik. Buraya geldik falan filan. Ondan sonra beklerim. Alan kapanmadan yine alana gitmem. Çünkü senin erkenden alana gidecek bir durumun yok. Ama eğer ki kitin bandajın yoksa mecburiyetten gitmek gerekiyor. Bir de rank kasarken sizden en çok yaşayacağı şeyleri söyleyeyim. Köprüden geçmek sakın ve sakın köprüden geçmeyin. Benim genelde köprüyü geçme taktiğimi anlatayım sizlere. Mesela 4. alan falan geliyor. Ben köprüyü öyle geçiyorum. 4. alan geliyor işte. Elimde bir tane araç oluyor, tamam mı? Şu deniz kıyılarından bir tanecik gemi arıyorum. Şöyle işte gidiyorum. Genelde tam şurada bak şu köprünün altında. Köprü bu arada alan dışarı. Köprüde de artık kimse geçmiyor. Ama fakat köprünün şu arka tarafı kısmını tutanlar oluyor. Ona dikkat edin, ben sizlere söyleyeyim. Ya şuradan bir tane gemi buluyorum ya da şuradan kesin ve net gemi buluyorum ben genelde. Ve o gemilerle alana gidiyorum. Köprüyü geçmenizi önermiyorum. Ve bu videolukta benden bu kadardı. Sizlere elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer rank kasma taktik videolarda görüşmek üzere diyorum. Ve kaçıyorum. Bay bay.